Dostlar merhaba. Bugün çok kolay ve çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Yine memleketten. Bu sefer sinik kebabı yapacağız. Sinik kebabı veya diğer ismiyle tepsi kebabı. Yemeğin yapımına geçmeden önce tabii ki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Tabii ki her şeyden önce abone olmanızı isteyeceğim. Bununla beraber lütfen bildirimleri açın. O zil işaretine bir dokunun lütfen. Eğer içerikleri videoyu beğenirseniz lütfen likelamayı ihmal etmeyin. Bu da benim bu kanalı büyütebilmem için çok önemli. Şimdiden bunların hepsi için size çok çok teşekkür ediyorum. Evet dostlar, hatırlatmalarımı yaptığıma göre artık malzemeleri tanıtmaya başlayabilirim. Kıyma kullanacağım. Kıyma dana ve kuzu karışık orta yağlı bir kıyma olacak. Bunun yanı sıra soğan, kapya biber, sivri biber, domates, maydanoz, sarımsak, baharat olarak da pul biber, karabiber ve çok az kimyon kullanacağım. Bunun yanı sıra salçada tabanına ve sosu için gerekli olacak. Kuyruk yağı kullanmak isterdim ama kuyruk yağı bulamadığım için tereyağı kullanacağım yemekte. Dostlar, yemeğin yapımına geçelim. Soğanın yarısını kullanacağım. Bunları şeyin içine atıyorum. Kapya biberini de şöyle bir geçeyim. Damarlarını ve çekirdeklerini çıkartıyorum. İri parçalara bölüp bunu da blenderin içine atıyorum. Sapların kalın kısmını ayıkladığım maydanozu da blender'a ekliyorum. Biberimi de, yeşil biberi 3-4 iri parçalara, onu da ekledim. Kabuklarını soydum. Sarımsakları da ekliyorum. Evet dostlar, şimdi tüm malzemeyi birbiriyle buluşturacağız. Çektiğimiz malzemeleri bence turbolu çekmeyin. Çok da incecik olmasın. Yani biraz daha zırhmış gibi olsun. O nedenle turbodan çekmemenizi öneririm. Kıymayı da ekliyorum. Tereyağını. Pul biber. Çok hafif kimyon. Karabiber çekiyorum hemen. Ve tek tabii ki tuzunu da ekliyorum. Ve sıra geldi yoğurmaya. Bu aslında tek emek koyacağımız yer. Ve şunu söyleyeceğim, bu çok önemli. Bunu iyice yoğurmak lazım. İyice malzemeler birbirine karışmalı. Et iyice bütün malzemelerle birleşmeli. Homojenize olmalı. Çünkü iyice yoğurmazsanız hem tepside malzeme kıymanız parçalanmaya başlar. Tek parça halinde çıkmaz. Hem de lezzet eşit dağılmaz. Onun için iyice yoğurun. Aşağı yukarı bir 5 dakika bunu yoğuracağım arkadaşlar. Salçadan çok az. Yarım kaşıktan daha az. Fırın kabımın içine yediriyorum. Ve ana oyuncuyu sahneye alıyoruz. Şimdi bunu elimizi bastırarak her tarafı eşit kalınlıkta olacak şekilde yayıyoruz. Önemli olan her tarafın eşit kalınlıkta olması. Bir bıçak yardımıyla da kenarlarını düzleştiriyorum. Ve yine bir bıçak yardımıyla şöyle bir çiziyoruz. Ben de orada böleceğim. Bunu daha büyük, daha küçük parçalara bölebilirsiniz. Tepsinizin büyüklüğüne göre. Benimki için bu ideal olacak. Ve tabii ki sıra üzerini süslemeye geldi. Domatesleri bırakıyorum. Ve tabii ki biberleri de ekliyorum. Ve salçayı suyla açıyorum. Ne çok fazla ne çok az. Akışkan hale gelen salçalı suyu ezdiriyorum. Ve tepsimizi fırına gidiyorum.
220 derecede, hatta 200'e düşürdüm ben onu. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık bir 35-40 dakika civarında pişmesi yeterli olacak. Evet dostlar, yemek pişti. Şimdi bunu çıkıp tıp servis etmemiz gerekiyor artık. Dostlar, yine memleketim Hatay'a ait bir tarif. Sini kebabı. Bu çok kolay ve çok lezzetli bir tariftir. Bununla ilgili hatta benim bir gözlemim vardır. Bunu birçok yerde de anlatmışımdır. Annemin habersiz gelen misafirler için, ansızın habersiz, işte hazırlıksız yakalandı misafirler için, yemeğe gelen misafirler için yaptığı bir yemektir bu. Hemen yanına bir pilav, işte önden bir çorba, yanına salata falan. Bu şekilde bir menüyü 2 dakikada çıkartıverirdi. Çocukluğumda çok iyi hatırladığım bir şeydi bu. Dostlar, tabii ki videonun sonuna gelmişken tekrar bir hatırlatmada bulunacağım. Eğer içeriği, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna abone, yani yüklenin, gerçekten yüklenin. Bunun yanı sıra lütfen kanala abone olun ve bildirimlerinizi açın. Bunlar benim bu kanalı büyütebilmem için çok önemli. Bu tür destekleriniz benim için çok kıymetli. Bir dahaki videoda, bir dahaki çekte görüşene kadar kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.